Bugün bir ünlü gibi, Instagram fenomeni gibi, bir YouTuber gibi restoranlara, mekanlara gideceğiz ve yiyip içeceğiz. Bunun karşılığında hikaye paylaşacağımızı söyleyip ücret ödemeyeceğimizi söyleyeceğiz. Restoran sahipleri ve işletmeciler buna ne tepki verecek, kabul edecekler mi, etmeyecekler mi, buna bakacağız. Şu şekilde ekipmanlarla gidiyoruz. İki kamera çekeceğiz. Dolayısıyla bunları gördükleri zaman bize yemek ve kahve ısmarlayacaklar mı, ona bakacağız. Başlıyoruz. Bugün işte arma darma geldim falan deyip böyle story atsam. Manikür yapar mısın bu arada? İşletmesi burada mı acaba? Orada mı? Tamam. Ben abi Instagram fenomeniyim. Güzelsin. Bir yemek yemek istiyorum, karnım aç. Süper. Hikaye paylaşsam, bana yemek ısmarlar mısın? Gel otur. Bak şöyle, 59.8 takipçim var. Komiyim. Güzel videolar çekiyorum. Güzel, hoş geldin. Kameramana da ısmarlar mısın? Ona da ısmarlarım. Birde bir. Evet, şu anda işletmeciyle konuştuk ve hikaye karşılığında bize yemek ısmarlayacağını söyledi. Şimdi garson gelecek ve şeyi merak ediyorum. İstediğim her şeyi söyleyebilecek miyim? Onu bir tek merak ediyorum ama söylemeyelim. O kadar da abartmayalım yani. Bir tane hamburger yiyelim bence. Şimdi şef burger mi yesek, kesediye burger mi yesek, cheeseburger mi yesek? Ne diyorsun? Şef herhalde en pahalısı. Bedava yiyeceğiz oğlum zaten. Şef en pahalısıdır, onu yiyebilirim. Bu arada beni Instagram hesabımdan takip etmiyorsanız aşağı koyuyorum. Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Şef burger. Bundan söyleyeceğim. Bence şef burger ikimiz yiyelim. Ne dersin? Tek başıma yiyemem. Şef burgerin içinde dana bacon, şef sos, kibrit patates, cheddar, karamelize soğan, yeşillik, domates, közlenmiş biber, turşu var. Fiyatı 32 lira. Yani şimdi bunu söyleyeceğiz. Bir de menü şeklinde içecek falan da söyleyeceğiz yanına. Yani bir 50 liralık hesap. Bir story çekip hesap ödemeyeceğiz. Ünlü olmak güzel ya. Ünlü olmak gerçekten keyifli bir şey. Buradan çıkıp bir kahve içer mi? Ya da bir tatlı yiyelim. Merhaba. Ne yiyelim? Önceki size sorayım. Yani önerebileceğimiz şef burger. Şef burger. Evet. Ben de şef burger düşünmüştüm. Evet. Burgerde sadece ben turşu olmasını istiyorum. Olmaz. Turşu olmasın, her şey olmasın. Olsun. Turşu olmasın, okay. Her şey olsun. Biz bir şef burger patatesli falan böyle menü şeklinde bekliyoruz. Okay. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane bıçak alabilir miyim? Evet. Evet, gördüğünüz gibi Instagram fenomeni olunca 3 tane kişi geliyor, hizmet ediyor. Ünlü olmak böyle bir şey işte, görüyorsunuz yani. Yemeğimiz geldi. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakar mısın? İçerisinde kibrit patates var, dana füme var, cheddar var, et var, yeşillik var, domates var. Bıçakla ikiye bölüyorum. Bakar mısın abi? İçine bakar mısın? Of. Şimdi yiyelim. Bakalım lezzeti nasıl. Tek kelimeyle efsane. Ah, gerçekten muhteşem. En muhteşem tarafı da üstün. Buna para ödemeyecek olmam. Lezzeti iki kat arttı benim için. Ciddi söylüyorum. Bu bir reklam anlaşması ya da bir sponsor. Tamamıyla yoldan yürürken rastgele girdik. İşletmeciyle tanıştık ve kameralarla dedik yemek yemek istiyoruz. Ve şu anda yemek yiyoruz. Böyle bir durum. Yani hiçbir şekilde daha önceden konuşma yok, anlaşma yok, para yok, bütçe yok, reklam yok. Hiçbir şekilde bir şey yok. Sadece geldik, tesadüfen oturduk ve yemeğimizi yiyoruz. İzninizle ben yemeğe devam ediyorum. Selamünaleyküm kardeşim, afiyet olsun. Gerçekten çok beğendim. Hamburgerini, patatesini, her şeyin çok güzeldi. Yine geleceğiz inşallah. Bekliyoruz kardeşim. Ben bir tatlı yemek istiyorum. Bir tane tatlıcı bulalım. Ondan sonra da bir kahve içelim, ne dersin? Bir tatlıcı buldum. Bu aslında kerane tatlısı. Değil mi? Öyle diyorlar. Alakası yok. Alakası yok. Şerbet. Abi şimdi biz yemek yedik. Bir de tatlı yemek istiyorum ben. Güzel. Senin Instagram hikayemde paylaşacağım. Tamam mı? Tamam. Ünlüyüm ben. Bakalım YouTuber'ın da var mı? Göstereceğim abi. Story'de falan paylaşırım. Çok güzel derim. Vay. Efsane derim. Tamam. Falan yaparım böyle. Tamam. Şöyle abi. 59.8 takipçim var. Güzel. Story çok görüntülenmelerim güzel. Çok iyi. Çok güzel. Story'de paylaşacağım seni. Win-win yapacağız yani. Aynen. Ne dersin? Tamam. Okey. Anlaştık. Tatlımızı da yiyoruz. Lokmadan sonra ama popülerleşti değil mi işiniz? Daha doğru söyle. Müşterilerin ilgisini lokmadan sonra çekmeye başladı. Bu arada Alper de gelmiş buraya. Çayımı da içiyorum. Allah'ım ne güzel bir gün ya. Ünlü olmak ne kadar güzel ya. Hamburgerimi yedim, çayımı içiyorum. Şimdi tatlım hazırlanıyor. Harika ve cebimden bir kuruş para çıkmıyor. Muhteşem. Çıktı. Çuro muydu? Çuromuz çıktı.
Daha önceden hazırladığımız bir şey, bir şeker tarçınımızı katlıyoruz. Cici bebe, aa cici bebe bayılırım. Cici bebe efsanedir. Şu an cici bebe de atacağım üstüne birazcık. Bence harika oldu. Tadını şimdi geçelim masada bakalım. Bir şey diyeyim mi? Şu eldiven olan mekanlara bayılıyorum. Hamburgercilerde oluyor bu genelde. Burada gördüğüme inanılmaz sevindim. Çünkü asla elim pislenmiyor ve inanılmaz rahat bir şekilde yemeğini yiyebiliyorsun. Evet, şimdi tadına bakacağım. Normalde tatlı çok severim ama diyette olduğum için... Bilmiyorum. Tarçın sevmem, hiç sevmem. Ama gerçekten tarçın tadı yok. O abinin dediği gibi hafifletmiş birazcık olayı. Böyle lokma tadı yok, çıtır bir tat var. İçerisindeki çikolata dolgusu ağzıma gelince inanılmaz mutlu oluyorum. Çikolatanın verdiği mutlulukla birlikte. Şöyle çıtır olması çok güzel. Bence tek kelimeyle çok güzel. Bayıldım. Gerçekten inanılmaz güzel. Abi çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Gerçekten çok beğendim. İnanılmaz lezzetliydi. Yine bir daha da uğrayacağım. Kadıköy'e geldiğimde senden bir çuronu yiyip giderim. Her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Zaman, biz şimdi bir kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Tatlımızı da yedik. Çayımızı da içtik. Şimdi bir keyif kahvesi gider. Şimdi bir tane kahveci bulalım. Gidelim orada da bir kahvemizi içelim, suyumuzu içelim. Sonra da videoyu kapatalım, ne dersin? Ama bunun öncesinde bir kahveci bulmamız lazım. Dondurma da olur. He? Dondurma yiyemeyeceğim abi. Onu başka zaman yaparız. Ben böyle bu videoyu da sevdim bu arada. Bayağı bedavaya yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahvemizi içeceğiz. Bunu böyle ayda bir falan yapalım bence. Gramit Cafe, gel. Abi selam, nasılsın? Ben ünlüyüm abi. Instagram fenomeniyim. Böyle bir giriş yapmaya gireyim. Aynen. Ben bayağı şey, takipçi falan var. Ben öyle yazıyordum. Ben gerçekten ünlüyüm. Bak Rain Man'le video falan var. Tamam. Biz kahve içmek istiyoruz abi. Size story atalım. Bize ikram et. Nasıl olur? Para alma bizden. Tamam. Nasıl olur? Olur mu? Süper. Kahveyi de aldık. O zaman biz şimdi oturalım. İsim neydi abi? Kasım. Kasım abi, Temmuz ayında bize bir kahve ısmarlasın. Olur, şak. Şu anda efsane kahveleri olan bir yerdeyiz ve şu anda Kasım abi yanımızda. Yine bize bir kahve ısmarlayacak. Çok buranın kahvelerine bayılıyorum. Buradan siz de gelebilirsiniz. Kadıköy'de yeri, efsane kahveleri var. Biz bu şeyleri bedava içiyor gibi gözüküyoruz ama yani emek verdik bu videolara. Takipçi sayısına alışabilmek kolay mı? Çok iyi. Çok iyi. Zaten kötü olsa da iyi. Çünkü bedava. Yok yok, gerçekten. Abi bu nedir ya? Kiralık değildir diye şey yazmış adam ya. Güzel ha? Değilse değil ya. Story karşılığında başka neler yapabiliriz? Şey yaptırayım, manikür. Hayır, neden kadın bloggerlar şeyi karşılığında, story karşılığında yaptırıyor? Ben de yaptırdım geçen gün. Baştan merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Neydi ismi? Bilge. Bilge Hanım. Şimdi ben ünlüyüm. Instagram'da çok takipçim var. Size bugün işte arma darma geldim falan deyip böyle story atsam. Manikür yapar mısın bu? Manikür yapar mıyım? Evet. Biz manikür yapmıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biz medikal bakımlar yapıyoruz. Bedava bir şey yapmaz mısın? Bedava. Story atsam size. Instagram'da paylaşsam. Ya şöyle, onun bir merkeze dönüşmem lazım. Genelde bu tarz şeylere merkez karar veriyor. Yanlış yere girmişiz. Medikal bakım yapıyorlarmış. Yani gerçekten manikür yapıyor olsalardı bu fırsatı kaçıracaklarını zannetmiyorum. Bence yeter ya. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahvemizi içtik. Bir tek su içemedik. O içime dert oldu ya. Su içemedik abi. Öğlen çıktık. Hamburgerimi yedim, tatlımı yedim, kahvemi içtim. İnanılmaz bir gün geçirdim ve 1 lira bile para ödemedim. Mekan sahiplerine buradan çok teşekkür ediyorum. Asla hiçbirini tanımıyorum. Sokakta tamamıyla yürürken, sağımda solumda bakarken girdiğim mekanlar ve dedim ki ben böyle ünlüyüm, fenomenim, youtuberım, yemek yiyebilir miyim? Hikaye karşılığında hepsi yemek yememi kabul etti.
Çok teşekkür ediyorum gerçekten iyi niyetinizden ötürü. Hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Şu an yanında çıkan videolara tıklayarak diğer bölümlere ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve bu şekilde bölümlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında yorumunuzu yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Story atsak bize kiralar mı burayı? Bir aylığını. Aramak lazım.